yaşam, doğmak, büyümek, yaşanmak ve nihai son ölüm üzerine kurulu bir düzendir. Biz de bu düzen içinde yaşamını idame edenlerdeniz. Bu hayat idamesi içinde kimimiz hayat telaşında boğulurken, kimimiz hayatını sağlıklı bir şekilde sürdürme gayesindedir. Hayatımızı sağlıklı sürdürme gayesi içinde bir gaye vardır ki çoğu insan bu gaye için yüzyıllar boyunca uğraşmış, hatta daha ileri gidip ölümsüzlük iksiri bile aramışlardır. Bu gaye ne mi? Bu gaye genç ve sağlıklı kalma gayesi. Biz de bu gayemize yardımcı olabilecek küçük bir araştırma yaptık ve sizlere genç ve sağlıklı kalma konusunda usta olan bir milletin, yani Çinlilerin yöntemlerini araştırdık. Çinliler ilerleyen yaşlarına rağmen oldukça genç görünmeyi ve sağlıklı kalmayı başarıyorlar. Çünkü Çinlilerin hem sağlıklı bir ömür sürmelerine hem de zihnen ve bedenen genç kalmalarına katkı sağlayan bazı geleneksel yöntemleri var. İşte Çinlilerin genç ve sağlıklı kalmak için yüzlerce yıllar uyguladığı 6 yöntem. İlk yöntem soğuk suda yüzmek diyebiliriz. Düzenli olarak egzersiz yapmak sağlıklı bir ömür sürmek için oldukça önemli. Bununla birlikte Çinlilerin egzersiz alışkanlıkları da biraz farklı. Fakat bu alışkanlıkların genç görünmek konusunda etkili olduğu rahatlıkla söylenebilir. Liu Yelin isimli kadın ilerleyen yaşına rağmen oldukça genç görünüyor. Yelin genç görünümünü düzenli olarak egzersiz yapmasına ve soğuk suda yüzmesine borçlu olduğunu dile getiriyor. İkinci yöntem olarak vücut saatine dikkat etmek diyebiliriz. Sağlıklı bir yaşam sürmenin temelinde yatan en önemli şeylerden biri şüphesiz beslenme alışkanlıkları. Bununla birlikte Çinliler hem ne yediklerine hem de ne zaman ve nasıl yediklerine dikkat ediyor. Bu nedenle beslenme saatlerini vücut saatlerine göre ayarlıyorlar. Çin coğrafyasında günün ilk öğünü genellikle sabah saat 9 ile 11 arasında. Ayrıca kahvaltıda sıcak yemek tüketiyorlar. Çinliler için akşam yemeği sofrası ise mutlaka 17 ile 19 arasında kurulmalı. Böbreklerin aktif olarak çalıştığı bu dönemde taze, hafif ve besleyici gıdalar tüketilmeli. Üçüncü yöntem olarak geç yaşta çocuk sahibi olmayı ekleyebiliriz. Neredeyse bütün sakinlerinin uzun ömür sürdüğü bir Çin köyünde insanların ilk çocuklarını 27-28, son çocuklarını ise 42-43 yaşlarında kucaklarına aldığı ortaya çıktı. Yani uzun yaşayan Çinliler dünya ortalamasına kıyasla daha geç yaşta çocuk sahibi oluyor. Dördüncü yönteme Çinlilerin meditasyon tekniklerini ekleyebiliriz. Çin coğrafyası alternatif tedavi yöntemlerinin yanı sıra farklı meditasyon uygulamalarıyla ünlü. İşte Çinlilerin yüzyıllardır uyguladığı Qi Gong isimli meditasyonu da onlardan biri. Qi Gong çeşitli egzersiz hareketlerini dikkat toplama ve nefes pratikleri ile birleştiren bir uygulama. Çinliler bu uygulama ile hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçleniyor. Böylece son derece genç göründükleri sağlıklı bir yaşlılık dönemi geçiriyor. Beşinci yöntem olarak Cordyceps mantarı tüketimini söyleyebiliriz. Dünya üzerinde son derece ender rastlanan Cordyceps mantarı Çinliler tarafından yüzlerce yıldır önemli bir sağlık ve gençlik kaynağı olarak kullanılıyor. Yüksek rakımlı arazilerde veya çeşitli eklem bacaklarının bedenlerinde yetişen bu mantar geleneksel Çin tıbbında da kullanılıyor. Mantarın kanser hücrelerine ve tümörlere karşı etkili olduğu biliniyor. Ayrıca böbreklere ve karaciğere iyi geldiği, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ifade ediliyor. Altıncı ve son yöntem olarak düzenli olarak meyve ve sebze tüketmek diyebiliriz. Çinliler yüzlerce yıldır oldukça sağlıklı bitkiler tüketiyorlar. Genç görünümlerini borçlu oldukları temel şeylerden biri de bu sağlıklı beslenme alışkanlıkları. Bununla birlikte Çinlilerin beslenme alışkanlıklarında diğerlerinden daha ön planda olan 4 farklı bitki var. Çinlilerin beslenme düzeninde oldukça önemli olan ve ginseng ismi verilen bitki kökleri stresle mücadele etmelerine katkı sağlıyor. Öte yandan sıklıkla tükettikleri Huangqi isimli bitkinin yaşamayı engellediği ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği biliniyor. Lingzi isimli mantar da Çinlilerin diyetinde oldukça önemli. Bu mantar özellikle ileri yaştaki insanlar arasında oldukça yaygın. Çünkü hafızayı güçlendiriyor, vücuda enerji sağlıyor ve yaşamanın yıpratıcı etkilerini azaltıyor.
Son olarak goji berry isimli meyve de Çinlilerin strese ve stres kaynaklı sağlık sorunlarına karşı kullandığı etkili bir silah. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bilimle kalın, insan değerlerle yaşayın, inançlı olun.